Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda PlayStation 4 almalı mı yoksa PlayStation 5'i beklemeli mi sorusuna cevap vermeye çalışacağız. Bildiğiniz üzere son dönemde konsol fiyatları hayli arttı ki bu fiyatların artmasında pandemi süreci önemli bir rol oynadı. Bunu zaten biliyoruz. Malum hem üretim kısıtlandı hem de insanların eve kapanmasından ötürü konsollara olan talep arttı. Konsollara olan talebin artması sonucunda da az talep ilişkisi diyerek fiyatlar bir anda tavana fırladı. Halihazırda bir PlayStation 4'ün fiyatı 4500 liralık seviyelerine kadar gelmiş durumda ki 2-3 ay öncesine kadar bir PlayStation 4'ü 2500 liralara çok rahat satın alabiliyordunuz. Şimdi ise dediğim gibi 4500 lira civarında bir ücret ödemeniz gerekiyor. Malum PlayStation 5 de tanıtıldı. Şimdi bazı oyun severler iki arada bir derede kalmış durumdalar. Ben PlayStation 4 almalı mıyım şu anda yoksa 5-6 ay daha bekleyip PlayStation 5 mi almalıyım? Öncelikli olarak şunu belirtelim size. PlayStation 5'in Türkiye fiyatı muhtemelen 10.000 Türk lirası civarında olacak arkadaşlar. Malum son gelen vergiler, bu vergiler gerçi Eylül ayında azalacak falan bir şeyler olacak ama belki yerine yerinleri gelir. Bir de döviz kurlarının sürekli olarak yükseliş eğilimi içerisinde olması, ayrıyetten PlayStation 5 fiyatı için sarf edilen rakamların da biraz daha üst seviyelere çıkması ülkemizdeki fiyatları da direkt olarak etkiliyor. Son telaffuz edilen rakamlara göre PlayStation 5'in fiyatı 600 sterlin civarında olacak. 600 sterlini Türk lirasına çevirdiğimizde ise vergileri de üzerine koyduğumuz zaman önümüze 10.000 liralara yakın bir fiyat etiketi çıkıyor. Peki şöyle düşünelim. 4500 liraya PlayStation 4'ü almak mı yoksa yaklaşık olarak 2 katı ücreti ödeyerek PlayStation 4 oyunlarında oynayabileceğiniz yeni nesil bir konsol almaktı. İşte bütün mesele bu. Şimdi arkadaşlar malum PlayStation 4 çok geç kalmış bir teknoloji sayılmaz. Yani bugün bile alsanız cayır cayır oynayabileceğiniz oyunlar çıkıyor. Örneğin The Last of Us Part 2. Önümüzdeki günlerde raflardaki yerini alacak olan yapım için şu anda oyun dünyası adeta çıldırıyor. Film tadında bir oyun geldiği söyleniyor ki biz de bu oyunu inceleyerek gördük. Gerçekten PlayStation 4'ün gücünü iliklerine kadar kullanan bir oyun söz konusu. Dolayısıyla siz PlayStation 4'ü aldığınızda hali hazırda bile oynayacak oyun bulmanız çok kolay ki arkadaşlar sene sonuna kadar 1-2 özel oyun daha gelecek. Bunları da zaten biliyoruz. Peki PlayStation 5'i beklemeli miyim diyenler? Şöyle bir durum var. Eğer şu anda çok fazla böyle oyuna düşkünlüğünüz yoksa ve vakit konusunda da sıkıntılarınız varsa PlayStation 4 almak için acele etmenize gerek yok. Zaten PlayStation 5 çıktığında PlayStation 4 oyunlarını da oynatabiliyor olacak. Dolayısıyla sene sonunda alacağınız PlayStation 5 ile PlayStation 4 oyunlarını oynamanız da mümkün. Yani ben PlayStation 5'i almazsam işte The Last of Us 2 oynayamam, atıyorum Spider-Man'i oynayamam, God of War oynayamam diye asla düşünmeyin. Zaten Sony bunları remastered olarak yeni nesil konsollarına getiriyor mu? Evet getiriyor, o ayrı bir mesele. Lakin bu PlayStation 5'te geriye uyumluluk modu çok verimli bir şekilde çalışıyor. Dolayısıyla siz dijital olarak hesabınızdan aldığınız oyunları bile PlayStation 5'te fevkalade bir şekilde oynayabileceksiniz. Toparlamak gerekirse arkadaşlar PlayStation 4 almalı mıyım, PlayStation 5'i beklemeli miyim sorusu aslında sizin biraz zamanınızla ilişkili bir durum. Eğer öğrenciyseniz ve yaz dönemi boyunca oyun oynamayı planlıyorum diyorsanız mutlaka zaman geçirmeden PlayStation 4'ü almanızı tavsiye ederiz ki konsol fiyatları zaten Eylül'den önce ucuzlamayacak. Bunu zaten biliyoruz. Hatta şöyle bir şey de yapabilirsiniz arkadaşlar. Temiz bir ikinci el bulabilirseniz eğer yarı fiyatına yani 4500 lira değil de işte 2000 liralara, 2500 liralara bir PlayStation 4 alıp 3 ay boyunca ekskluzif oyunları onda bitirebilirsiniz. Bu da farklı bir alternatif. Ama 3 ay boyunca oyunu oynamaya zaten vaktim olmaz diyorsanız ve ben arada bir konsolu açıyorum, onda da canım sıkıldığında oynuyorum, birkaç saat oynayıp kapatıyorum diyorsanız PlayStation 4 için acele etmenize gerek yok. PlayStation 5 ne kadar 10.000 liralara gelecek olsa da bu konsolu alıp hem 4 hem de 5 oyunlarını oynayabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.